Değişim istiyorsun. Şu ana kadar yaşadığın hayattan memnun değilsin. Ve bir kısım kendini sevmediğin ya da dostlarını sevmediğin bir kısım özellikler var. Değişim istiyorsun. Hayatı değiştirmek istiyorsun. Hayatını değiştirmek istiyorsan bilinç dışını değiştirmeyi bilmen lazım. Bilinç altını değiştirmeyi bilmen lazım. Akılla bir şeye ulaşma şansımız yok sevgili dostlar. Akılla bir şeye ulaşabilecek olsaydık her şeyin en güzeli biri aklımız. Hiçbirimiz sigara içmezdik. Hiçbirimiz hatalar yapmazdık. Çok fazla kitap okur, çok fazla ibadet ederdik. Akılla hayatı değiştiremezsin. Hayatı bilinç dışıyla değiştirebilirsin. Şimdi güzel dostlarım, herkes bir değişim istiyor. Kimse yaşadığı hayattan mutlu değil, memnun değil. Bir şey değiştireyim. Ben bundan sonra başarılı olayım, daha fazla kazanayım, daha huzurlu olayım, daha mutlu olayım, sevdiğime kavuşayım, aşkı yaşayayım, hayat çok zevkli olsun istiyor. Yalnız bunları istiyoruz, sadece istiyoruz. Bir gün her şey güzel olacak diyoruz ve sonra o bir gün geliyor. Biz yine diyoruz ki bir gün hayat çok güzel olacak. Bir gün voleyi vuracağım. Bir gün zengin olacağım. O bir gün hiç gelmiyor. O bir gün neredeyse hiç gelmiyor. Neden biliyor musun? Çünkü hayatı akılla değiştirmeye çalışıyoruz. Akılla değiştiremezsin hayatı. Hayatı akılla değiştiriyor olsaydık arkadaşlar zaten biliyoruz değil mi? Yani mantıklı ne? Doğru olan şey ne? Onları yapardık. Hayatı duygularımızla yaşıyoruz. Bunu biliyorsun. Duygularımız dediğimiz taraf da bizim bilinçaltı tarafımız, bilinç dışı tarafımız. Mesela şu an kalbin kan pompalıyor ya. Bunu akılla değiştirebilir misin? Nefes alıp veriyorsun. Makineyi kapatıyorsun, uyuyorsun. Ama nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Burada güzel dostlarım. Peki şifre şu oluyor. Daha doğrusu soru şu oluyor. İyi de ben bilinç dışını nasıl değiştireceğim? Bunun kestirme yolu şu güzel dostum. Hani var ya yumurta içeriden kırılırsa var ya. Yumurta içeriden kırılırsa hayat başlıyor ya. Kuantum fizikçileri diyor ki bakış varsa gerçeklik var. Bakış varsa gerçeklik var. Kendini sevmediğin bir tavırda, sevmediğin bir davranışta, istemediğin bir davranış yaparken izliyorsun. Bana bir öğrenci geldi. Ve öğrencinin problemi şu. Asansör fobisi var. Asansöre binemiyor. Daha küçük. Yani ilkokul 4. sınıfa gidiyor. Ve ben de dedim ki düşün şimdi asansörde nerede korkuyorsun? İşte okulum 1. zemin katındayım. Arkadaşlarımla beraber duruyoruz. Arkadaşlarım asansöre biniyor. Ben koştur 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 çıkıyorum. 5. kata ben onlardan daha hızlı çıkıyorum. Onlar asansörle çıkıyor ama ben koştur koştur daha hızlı çıkıyorum diyor çocuk. Peki dedim bunu izliyorsun. Evet izliyor. Kendini bir izler misin dedim. Asansörün önündesin. Sen korkuyorsun. Koşmaya başlıyorsun. Arkadaşların çıkıyor. Evet dedi. Peki dedim o sırada düşün ki sevdiğin birisi var mı dedim. Sevdiğin bir kız var mı? Kız arkadaşların falan. Kız arkadaşlarım var. Sevdiğim kızlar da var. Yani onlar benim arkadaşım. Kim var mesela dedim. Mesela Ayşe var dedi. Dedim diyelim ki Ayşe merdivenle de durmuş sizi izliyor. Ve sen de yukarıya doğru koşturuyorsun. Ayşe senin korkak olduğunu düşünüyor. Hayır öyle bir şey olamaz dedi çocuk. Öyle bir şey olamaz. Ben korkak değilim. Ayşe ne dersin o sırada? Ama korkaktır. Demez mi? Der. Ayşe'nin gözüyle bakınca çocuk gerçeği fark etmeye başladı. Emin olun arkadaşlar 15 dakika sürmedi seansımız. Çocuğun asansör fobisi geçti. Bakış varsa gerçeklik var. O da aklıyla biliyor asansörden korkmasının yanlış olduğunu. Başka bir zamanda bir arkadaş, bayan bir arkadaş dedi ki hocam dedi ben araba kullanıyorum. Yıllardır araba kullanıyorum ama sadece şehir içinde kullanabiliyorum. Şehir dışına hiç çıkamıyorum. Ya öyle mi dedim? Evet. Şehir dışına çıkamıyorum. Yıllardır araba kullanıyorum ama şehir dışına çıkamıyorum. Peki dedim. İşte araba kullandığını izlemeni istiyorum. Kendini izle. Kendisini izliyor. İşte tam şehir dışına gelecek bir kalpli bir çarpıntı falan. İşte dedim ki kimle gidersin? İşte oğlumla giderim. Oğlum yanında. O sırada oğlum korktuğunu biliyor mu? Ben oğluma derim ki oğlum sakin ol falan derim. Peki dedim senin bu hayatta en çok sevdiğin kişi kimdir dedim. Dedi ki en çok sevdiğim kişi Peygamber Efendimiz'dir dedi. Öyle mi dedim? Evet dedi. Peki dedim sen şimdi araba kullanıyorsun. Efendimiz de seni izliyor olsaydı ne hissederdin? O izlerse dedi ben her yere giderim. Bir gün sonra
bana telefon etti. Diyor ki hocam şimdi şehir dışına çıkıyorum ve o kadar zevkli, o kadar rahatım ki. Güzel dostlarım, değişim bilinçli olmaz, bilinç dışıyla olur. Ve bakış varsa gerçeklik var. Sen kendine dışarıdan baktığın zaman neyi doğru yapacağını daha iyi fark etmiş oluyorsun. İşin içinden çıkamadığın bir durum var. Çok kötü bir durumdayım ve bu gerginim, sinirliyim, öfkeliyim. Şunu yapabildiğinde her şey güzelleşmeye başlıyor. O anki istemediğin hali yaşarken bile yapabilirsin. O anki istemediğin hali orada tiyatroda oynuyormuş gibi izle dışarıdan. Yani şu an istemediğim bir haldeyim. Ata burada, buradan bir ata çıkıyor dışarıdan. Ata şu an ne yapıyor diye izliyor şimdi o. Ata şu an video çekimi yapıyor. O konuşuyor. O bir tavsiyede bulunuyor. Şöyle yap, böyle yap. El hareketini böyle yapıyorsun. Eğer istemediğin bir şey yapıyorsan güzel dostum ve dışarıdan kendini izlediğin zaman işte o zaman neyi doğru yapman gerektiğini fark edersin. Bir gün bana birisi geldi. Dedi ki hocam bizim çocuk tırnak yiyor. Ama sana da getiremiyorum. Ne yapayım? Ben dedim ki onu kameraya al. Evet, sonra o halini izlet. Bakış varsa gerçeklik var güzel dostum. Hayatını değiştirmek istiyorsan yapabileceğin en kestirme yol kendini dışarıdan izlemek. Duruşunu, tarzını, duygularını yalnız tiyatro izliyor gibi. O sırada izlediğin kişi sen değilsin. Sanki tiyatro sahnesinde birisini izliyormuş gibi kendini izlersen neleri yapması gerektiğini çok net belirlersin. Ve doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor, neyi değiştirmesi lazım, başarıya ulaşmak için, zenginliğe ulaşması için, aşka ulaşması için neyi yapması gerektiğini dışarıdan bakarsan o zaman her şeyi çok hızlı değiştirmiş olursun. Biliyorsunuz güzel dostlarım, bilim adamları diyorlar ki bir yere bir bakış varsa orada tüm moleküller gerçekçi davranır. Oraya bir bakış yoksa moleküller kafasına göre davranıyor. Şöyle düşünün güzel dostlarım. Şimdi bizim bilinçaltımız, bilinç dışımız bir deve ve bilincimizde bir karınca. Bilinçli halimizde bir karınca olarak düşünün. Ve biliyorsunuz bizim zihnimizin %88'i 7 yaşından önce oluşuyor ya. Yani o deve dediğimiz kısım 7 yaşından önce oluşuyor. Ve düşünün ki karınca da devenin başının üstünde. Deve var ve karınca var. Karınca devenin başının üstünde. Karınca diyor ki ben diyor doğuya gideceğim diyor. Bilinçli halin. Aklın diyor ki ben doğuya gideceğim. Doğuya gideceğim diyor ve devenin kuyruğuna doğru karınca koşmaya başlıyor. O sırada deve de batıya doğru koşsa karınca doğuya bir türlü ulaşabilir mi? Ne yaparsa yapsın, bilinç ne yaparsa yapsın, karınca ne yaparsa yapsın doğuya ulaşabilir mi? Çünkü deve batıya doğru koşuyor. Güzel dostlarım, hayatı bilinçle yaşamıyoruz. Bilinçaltıyla yaşıyoruz. Bilinç dışıyla yaşıyoruz. Hayatı değiştirmek istiyorsak bunun yolu bilinçaltını değiştirmek. Bilinç dışını değiştirmek. Bilinç dışı değiştirmenin en kestirme yolu da kendini dışarıdan izlemek. Mümkünse çocukluğundan başlayarak. Ama şu anda bir hareketin var. Tırnak yiyorsun. Köpekten korkuyorsun. Fobilerin var. Uçaktan korkuyorsun. Veya kendini değersiz hissediyorsun. Dostların yanında rahat değilsin. En kestirme yol kendini dışarıdan izlemek. Kendini izlediğin zaman bakış varsa gerçekliği fark etmeye başlıyorsun. Değişmeyen tek şey değişimdir güzel dostlarım. İnsan nehir gibi devamlı akar, devamlı değişir. Ve insan bilen değil, öğrenen varlıktır. Biz doğduk, yürümeyi öğrendik. Sonra konuşmayı, sonra okumayı, sonra yazmayı devamlı öğreniyoruz. Devamlı değişiyoruz. Ben artık oldum diyemeyiz. Devamlı değişiyoruz. Değişimde neyin çok güzel olduğunu, neyin daha doğru olduğunu fark etmek istiyorsak en kestirme yol kendini dışarıdan izlemek. Bakış varsa gerçeklik var diyor bilim adamları. Evet, bu çok doğru. Bakış varsa gerçeklik var. Değiştirmek istiyorsun kendini ve kendine kendinin gözüyle bakıyorsun. Kendi gözüne kendi hayatını izliyorsun ve ne doğru ne yanlış gözlemliyorsun. Yalnız bakarken güzel dostlarım beş duyu organına bakman lazım. Yani nasıl bir görüntü var, nasıl bir koku var, nasıl bir ses var? Neler hissediyorsun o sırada? Bir, kendi gözüyle bakıyorsun. İki,
Diyorsun ki hayatta beni en çok kim sever? İşte annem sever, babam sever, eşim sever, arkadaşım sever. Her kimse sevdiğin bir insanı düşünüyorsun ve sevdiğinin gözüyle bakıyorsun. Onun gözüyle baksan o nelerdi söylerdi, ne gibi nasihatler verir? Sonra başarıya ulaşmış halini görüyorsun, o davranışı değişmiş halini görüyorsun. Ve o davranışı değişmiş hal duygusuna giriyorsun. O baksa şu an kendine ne der? O mesela diyelim ki şu an hastasın ve sağlıklı olduğun hali görüyorsun. Sağlıklı haldeki sen hasta olan sana ne gibi tavsiyelerde bulunur? Neler yapmış da sağlıklı olmuş? Yani güzel dostlarım, mümkün olduğu kadar farklı bakış açılarından, mümkün olduğu kadar farklı kişilerin gözünden kendi hayatına baktığın zaman işte bu en hızlı bilinç dışı değişim olur. Sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile, hatta değişimle kalın. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.